보존을 하고 그런 것을 즐기긴 하지만 현대 연극을 훨씬 더 많이 사람들이 좋아한다는 거예요. Şimdi geleneksel tiyatrodan kılınabilir dedim ama orada bir yanlış anlaşılma olmasın diye düzeltiyor kendileri. Modern tiyatroya olan ilginin çok çok daha fazla olduğunu ifade etmek istiyorum. Mesela burada şu anda Samuel Laurie ekibim gelip hem ders verip hem de gösteri yaptığını biliyorum. Bu tarz şeyleri çok değerli olarak, özel olarak düşünüp hak ettiği değeri de, kıymeti de vererek özenle saklıyorlar. Ama tiyatro alanında modern tiyatroya olan ilginin çok çok daha fazla olduğunu ifade etmek istiyorum. Sıkıcı kelimesini siliyorum. 이번에 서울에 있는 국립극단에서 진행되고 있는 프로젝트인데 삼국유사 프로젝트라는 게 있어요. 삼국유사 프로젝트. 1200년도에 어떤 사람이 쓴 역사서예요. 그것을 연극으로 만들자 하면서 연극 만들기를 하고 있어요. Şu anda Kore Devlet Tiyatroları'nda bir proje var. Samgukyuksa diye Kore'de biliyorsunuz Üç Krallıklar dönemi var. Üç Krallık döneminin tarihini anlatan bir şey. Bir kitap 1200 yılında yazılmış. Onu şu anda tiyatroya uyarlamaya çalışıyorlar. 그런데 우리는 이렇게 삼국유사 얘기를 하자 했을 때 삼국유사 이야기를 그대로 하는 게 아니라 각색을 하고 이야기를 더 많이 꾸며서 현대적으로 새롭게 이야기를 만들어냅니다. Ama biz bu Üç Krallık döneminin anlatalım dediğimizde, tiyatro olarak yansıtalım dediğimizde olduğu gibi o eseri tiyatrolayamıyoruz, sahneleyemiyoruz. Çünkü insanları boğabilecek, sıkabilecek şey. Biz aralara yeni hikayeler ekleyerek, birazcık zamanı, birazcık mekanı değiştirerek daha modern bir hale sokarak hazırlamaktayız. 그 중에 하나인 그 수로부인 이야기를 해볼게요. 어쨌든 어떤 부인 이야기예요? 오늘 içinden güzel bir bayanın hikayesini anlatacağım. 이 수로부인 이야기는 이것도 이제 1200년도의 이야기인데 아주 아름다운 그러니까 해수 그러니까 도지사의 부인이 있는데 그 부인이 너무 아름다워서 사람들이 그 부인의 아름다움을 항상 찬미하고 그랬대요. 그런데 그 부인이 이제 이렇게 부임을 해서 가는 동안에 절벽에 핀 꽃을 보고 저 꽃이 정말 아름답구나. 저 꽃을 누가 나에게 꺾어줄까라고 했어요. 그랬는데 그의 하녀들과 종들이 저 꽃은 사람 손이 닿을 수 없는 곳에 있습니다. 꺾어드릴 수가 없습니다. 라고 했는데 소를 몰고 가는 어떤 늙은 노인이 만약 당신께서 나를 부끄러워하지 않는다면 제가 꺾어드리겠습니다. 하면서 꽃을 꺾는 이야기가 나와요. 근데 스로비언 뒤에 미발리는 çok güzel bir işini anlatan bir hikaye var. Hikayede Surobion denilen bu bayan çok güzel bayanmış. Kimse bunun hiçbir isteğine karşı çıkamıyormuş. Ve böyle bir keresinde çok yüksek böyle zor bir yerde çok güzel bir çiçek görmüş. Etrafındaki insanlar diyormuş ki ay bu çiçek çok güzel bunu kim koparıp da bana verecek diyormuş. Orada diğer dinleyen insanlar etrafındaki insanlar da o çiçeği koparmamız imkansız insanların ulaşabileceği bir yerde değil demiş. Ve o arada oradan geçen yaşlı birisi, eğer benden utanmazsanız, yani beni sevmiyorum, istemiyorum demezseniz, ben o çiçeği koparıp size vermek istiyorum demiş. Onun hikayesi. Surobion. İyi iyiyle 우리는 아주 아름답게 생각을 하고, 수로부인이 얼마나 아름다웠을까. 그 노인은 수로부인의 아름다움에 감탄을 해서 천길 안 떨어지에 있는 꽃을 꺾어다 바쳤구나 하면서 감동을 하거든요. Biz bu hikayeyi çok güzel bulduk. Bu Strobion denilen bayanın ne kadar güzeldi ki oradaki o kadar yaşlı bir insanın, eli ayağı titreyen bir yaşlı bir insanın çıkıp da o kadar kimsenin cesaret edemeyeceği bir yerdeki çiçeği koparıp o kadına vermiş acaba olayına çok büyülendik. 그리고 이 일화는 내가 좋아하는 일화입니다.
Ve bu hikaye benim de çok sevdiğim bir hikayedir. 그런데 이것을 새로 만들면서 수로 부인이 굉장히 권력욕이 있는 사람이고 저 꽃을 따달라고 할 때는 자기 말을 잘 들을 충복을 가려내기 위한 시험의 도구였고 이렇게 해서 그 노인을 손에 쥐 그 자기 편으로 끌어들인 이후에 수로 부인이 자기 권력을 쌓기 위해서 무엇 무엇을 했대더라로 이야기를 꾸며서 지금 서울에서 올라가고 있어요. Şimdi biz bu hikayeyi zamanımıza uyarlayarak yeni bir sahne yarattık. Yeni sahnede de bu Strobion denilen bayan aslında çok güçlü, çok böyle bizim Hürrem Sultan gibi aklı başında ne bir bayan. Böyle şey yapıyor, oradan o kadar yüksek bir yerden, imkansız bir yerden o çiçeği benim için kim alacak diye sorarak halkın arasında kendisini kimlerin itaat edip etmediğini ayrıştırmak olarak bir deney gibi yapıyor. Ve bu deneyden sonra çiçeği kendisine getiren insanın nasıl davranacak? Onları gözlemlemek için yaptığı bir şekilde yeni modern halde yazdık ve şu anda Seul'de sahnelenmek üzere.